Hocana geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bu videomuzda 19. yüzyıl Osmanlı Devleti'nin Osmanlı Devleti'ne karşı çıkan Balkan isyanlarını arkadaşlar işleyeceğiz. Peki dostlarım, bakalım Balkan isyanlarının nedenlerine bakacağız. Yani genel olarak anlatacağım arkadaşlar Balkan isyanlarının nedenlerine. Balkanlarda birçok ulus yaşıyor ve bu uluslar Osmanlı Devleti'ne karşı bağımsız olmak için isyan etmişse, bilin ki Fransız İhtilali sonrası ortaya çıkan milliyetçilik akımından arkadaşlar etkilendiklerinin göstergesidir. Bir ulus başka bir ulusa karşı bağımsız olmak için hareket ediyorsa ya da isyan ediyorsa, bilin ki arkadaşlar milliyetçilikten etkilenmiştir. Mesela İslamiyet öncesinde ben size Kürşat İsyanı'nı anlatırken şöyle bilgi vermiştim. Kürşat İsyanı Çin'e karşı yapılmıştı. Türkler yapmıştı. Türkler başka bir ulusa karşı bağımsız için isyan ediyorsa milliyetçilikten etkilendiğini ne yapmıştık arkadaşlar? Söylemiştik. Bu da Türklerin ilk ulusal ayaklanması olduğunu arkadaşlar ne yapmıştık? Belirtmiştik. Bir ulus başka bir ulusa karşı bağımsızlık mücadelesi veriyorsa, ulusun dini, mezhebi hiç önemli değil. Bir ulus başka bir ulusa karşı isyan edecek. Mesela Yunanlar, Bulgarlar, Sırplar, Arnavutlar, Karadağlılar ya da atıyorum Araplar Osmanlı Devleti'ne karşı bağımsız olmak için isyan ediyorsa arkadaşlar neden etkilenmişlerdir? Milliyetçilik fikrinden etkilenmiştir. Mesela arkadaşlar bir diğer sebebimiz Rusya'nın panslavist politikası. Rusya'nın panslavist politikası neydi dostlarım benim? Rusya'nın tüm Slavları birleştirip Balkanlara egemen olma düşüncesiydi. Ve arkadaşlar şunu unutmayın. Balkanlarda bir savaş varsa, Balkanlarda bir isyan varsa ya da Balkanlarda bir karışıklık varsa bunun sebebi arkadaşlar kimdir? Rusya'dır. Çünkü Rusya panslavizmi oluşturmak için Balkanları ne yapması gerekiyor? Zayıflatması gerekiyor. Peki. Balkanların savaş alanına dönüşmesi, Osmanlı Devleti 18. yüzyılda Avusturya ve Rusya ile yaptığı savaşlar ve 19. yüzyılda Rusya ile yaptığı savaşlar Balkanlarda yapılmış ve arkadaşlar Balkan coğrafyası savaş alanına dönüşmüş. Bu da arkadaşlar halkın hoşnutsuzluğuna neden olmuştur. Bu da isyanın bir tetiğidir arkadaşlar. Peki. Bölgedeki kötü yönetim arkadaşlar ve halktan alınan ağır vergiler Balkan halkının Osmanlı Devleti'ne karşı arkadaşlar hoşnutsuzluğa neden olacak. Bu da arkadaşlar isyanların sebebi olacaktır. Peki dostlarım benim, geçiyoruz Balkan isyanlarından Sırp isyanlarına. Arkadaşlar Sırplar 1804 senesinde liderleri olan Kara Yorgu önderliğinde Osmanlı Devleti'ne karşı ilk kez isyan etmişler. Ama bu isyan arkadaşlar Osmanlı Devleti ne yapmıştır dostlarım benim? Bastırmıştır. Ve arkadaşlar unutmayalım, Osmanlı Devleti'ne karşı isyan eden ilk azınlık Sırplardır. Bunu bileceğiz. Ve arkadaşlar bir azınlık bağımsız olmak için isyan etmişse milliyetçilikten etkilenmişti. Ve Osmanlı Devleti'nde ilk milliyetçilik isyanı 3. Selim döneminde arkadaşlar yaşanmıştır. Ayeti hazırlanan arkadaşların bunu muhakkak ama muhakkak bilmesini istiyorum. Osmanlı Devleti'ne karşı Sırplar isyan ediyorsa yorum 1. Sırplar milliyetçilikten etkilenmiştir. Yorum 2 arkadaşlar, Sırplar ayrılıkçı bir politika izlemiştir. Bunlar TYT'de gelebilecek olan bir soru. Ama AYT'de şöyle bir soru gelir. İsyan eden ilk azınlık kim? Sırp. Peki daha da zorlaştıralım. Osmanlı Devleti'nde ilk azınlık isyanının çıktığı padişah hangi dönemdir? 3. Selim dönemidir. Peki. Sırplar ilk isyanları başarısız oldular. Peki kendileri başarısız olunca arkadaşlar daha sonra arkadaşlar Rusya'nın desteğiyle beraber bazı haklar elde edecekler. 1806-1812 senesinde arkadaşlar Osmanlı ile Rusya devleti arasında savaş yapılacak ve bu savaş sonrasında arkadaşlar Bükreş Anlaşması imzalanacak ve Bükreş Anlaşması ile arkadaşlar Sırplar tarihinde ilk kez imtiyaz elde edecektir. Ve dikkat, Osmanlı devletinden imtiyaz kazanan ilk azınlık arkadaşlar yine Sırplardır. Ve dikkat, Osmanlı tarihinde 1812 Bükreş Anlaşması'nı imzalayarak arkadaşlar ilk kez bir azınlığa arkadaşlar imtiyaz veren padişah 2. Mahmut'tur arkadaşlar. Bu bilgiyi de bilelim. Peki devam ediyoruz arkadaşlar Sırp isyanlarına. Peki Sırplar 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı sonrası imzalanan Edirne Anlaşması ile arkadaşlar özerklik kazanmıştır. Ve Osmanlı Devleti'nde özerklik kazanan arkadaşlar ilk azınlık yine Sırplar olmuştur. Ve bu anlaşmayı imzalayan kişi de arkadaşlar 2.
Mahmut'tur. Bunu da arkadaşlar bilelim. Yani Edirne Anlaşması'nın sonuçlarına 2. Mahmut arkadaşlar sebebiyet vermiştir. Osmanlı Devleti'ne karşı özellik kazanan ilk azının yine arkadaşlar Sırplar olduğunu gördük. Peki Sırplar geldi. İlk isyan başarısız. İlk imtiyazı elde etti. İlk özellik kazandı. Artık bağımsızlık kazanması gerekiyor. Ve arkadaşlar Sırplar 1878 Osmanlı-Rus Savaşı yani 93 Harbi sonrası arkadaşlar Osmanlı ile Rusya arasında imzalanan arkadaşlar Berlin Anlaşması ne olmuştur? Bağımsız olmuştur. Peki Berlin Anlaşması imzalayan padişahımız da 2. Abdülhamit'tir arkadaşlar. Sıkıntımız var mı buraya kadar dostlarım? Peki burada arkadaşlar şöyle bir bilgi vereceğim size. Sıkça karşınıza çıkan bir sorudur. Özellikle AYT soru bankalarının arkadaşlar çok her kitapta olan sorudur arkadaşlar. Sırplar şimdi. Arkadaşlar Sırplar Bükreş Anlaşması'yla ne kazanmıştı arkadaşım? İmtiyaz kazanmıştı. Peki Sırplar arkadaşlar geldi. Edirne Anlaşması'yla arkadaşlar ne kazandı? Özellik kazandı. Peki Sırplar arkadaşlar Berlin Anlaşması ile Sırplar ne kazandı arkadaşlar? Bağımsızlık kazandı. Bakın bundaki soru şu. Sırpların imtiyaz, özellik ve bağımsızlık kazandığı anlaşmaları sıralayın ders arkadaşlar. Sıralamamız bu. Bükreş, birincisi Bükreş imtiyaz kazandı. Sonra Edirne Anlaşması ile özellik kazandı. Sonra arkadaşlar Berlin Anlaşması ne kazandı? Bağımsızlık kazandı. Bu sıralamayı arkadaşlar sözcülerci arkadaşlarımızın muhakkak bilmesini istiyorum. Peki dostlarım benim. Berlin Anlaşması'yla bağımsızlık kazanan tek ulus arkadaşlar Sırplar değildir. Sırpların yanında arkadaşlar Karadağ ve Romanya'da arkadaşlar bağımsızlık kazanmıştır. Bunu unutmayacağız. Yani şöyle bir yorumlama yapabiliriz. Berlin Anlaşması'yla Osmanlı Devleti Sırbistan, Karadağ ve Romanya'ya bağımsızlık vermişse yorum 1. Berlin Anlaşması ile Osmanlı egemenlik alanı daralmıştır. Yorum 2. Berlin Anlaşması ile Osmanlı Devleti'nin Balkan hakimiyeti sarsılmıştır diyebiliriz. Peki Berlin Anlaşması Rusya ile imzalanmışsa ve Rusya ile imzalanan bu anlaşmalar Osmanlı toprak kaybına sebebiyet vermişse demek ki arkadaşlar Rusya ne yapmıştır? Osmanlı'nın toprağını parçalama politikasını ne yapmıştır? Gütmüştür. Peki arkadaşlar Berlin Anlaşması ile Rusya'nın Balkanlardaki hakimiyeti ve arkadaşlar etkisini olmaya başlamıştır, artmıştır. Bunu da arkadaşlar bilelim. Ve Berlin Anlaşması'nı arkadaşlar 2. Abdülhamit imzaladığı için arkadaşlar bu devletlerin kurulması 2. Abdülhamit dönemine denk gelen bir gelişmedir. Peki Osmanlı Devleti'ne ilk isyan eden azınlığın Sırplar olduğunu, ilk imtiyaz kazanan azınlığın Sırplar olduğunu, ilk özellik kazanan azınlığın Sırplar olduğunu gördük. Yalnız her şeyin ilki Sırplardır arkadaşlar. Yalnız Osmanlı Devleti'nin her şeyin ilki Sırplarken bağımsız olan ilk azınlık arkadaşlar Yunanlardır. Bunu muhakkak bileceğiz. Peki soru şu. Sırplar isyan etti, bastırıldı. Daha sonra imtiyaz aldı, daha sonra özellik aldı, daha sonra bağımsızlık aldı. 4 aşamada bağımsız oldu. Ama Yunanlar arkadaşlar direkt yıldırım nikahı kıydı. Yani yaptıkları arkadaşlar isyanda bu kadar hızlı bağımsız olmasının sebebi arkadaşlar şudur. Büyük bir destek almasıdır. Arkadaşlar Avrupalı devletler Yunan isyanına büyük bir destek olmuşlardır. Bunu unutmayalım. Mesela Navarin baskını. Mesela şuna da ekleyelim arkadaşlar. 1828-29 Osmanlı-Rus Savaşı arkadaşlar bu Avrupalı devletlerin ve Rusya'nın Yunan isyanına destek olması için Osmanlı yaptıkları baskıdır. Peki arkadaşlar Avrupalı devletler Yunan isyanına niye bu kadar destek oldu? Arkadaşlar unutmayalım önemli bilgidir. Avrupalılar Yunanistan'ı Bizans'ın torunu olarak gördüğü için arkadaşlar Yunan isyanına destek olmuşlardır. Navarin baskını yapıp Osmanlı donanması yakılmış ve Rusya Osmanlı Devleti'ne karşı ne yapmıştır? Savaş açmıştır dostlarım benim. Peki. Geçiyoruz Yunan isyanı arkadaşlar. Yunan isyanını detaylı bir şekilde görelim. Bakalım neler bileceğiz Yunan isyanı hakkında. Arkadaşlar Yunanlar ilk isyanını 1820 senesinde Eflak ve Boğdan'da yaptı ama başarısız oldu. Ardından bir sene sonra arkadaşlar Mora'da Yunanistan Osmanlı Devleti'ne karşı isyan etti ve Osmanlı Devleti bu isyanı bastıramadı. Peki sorumuz şu. 2. Mahmut bu isyanı bastıramıyor.
Peki 2. Mahmud'un Yunan isyanını bastırmaya gücü yetmiyorsa arkadaşlar, gücü yetmiyorsa ne yapacak 2. Mahmud? Yardım isteyecek. Ve arkadaşlar Yunan isyanını bastıramayan 2. Mahmud Mısır valisi olan Kavalalı Mehmet Ali Paşa'ya diyecek ki gel Mura'daki isyanı bastır. Peki dikkat. Kavalalı Mehmet Ali Paşa nerenin valisi? Mısır'ın. Sıkıntı var mı? Sen Mısır'ın valisi olan bir kişiyi gel Mura'daki yardımı bastır diyorsan adamdan ekstra bir şey istiyorsun. Ekstra bir şeyin ekstra bir karşılığı olur arkadaşlar. Basit düşün. Çiğ köfte siparişi verdin. Ne kadar ortalama çiğ köfte? 5 lira. Dedin ki benim çiğ köftem çift lavaşlı olsun dedin. Ekstra bir şey istediysen ekstra karşılığını vereceksin. Yani fiyatı 1 lira ne oluyor? Otomatik olarak artıyor. Genelde çiğ lavaşlı yediğim için arkadaşlar ben biraz daha fazla para ödüyorum. Peki. Kavalalı Mehmet Ali Paşa 2. Mahmud'a şunu dedi. Padişahım, isyanı bastırmakta sıkıntı yok. Ben buradan çıkarım isyanı bastırırım. Yalnız isyan Mısır'da değil ki, isyan Mora'da. Benim görevimin dışında olan bir şey. Sen bana görevimin dışında bir şey istiyorsan bana ekstra bir şeyler vermen gerekir diyecek. Ve 2. Mahmud ve Kavalalı Mehmet Ali Paşa Mora ve Girit valiliklerinin kendisine verilmesi karşılığında isyanı bastırmayı ne yapmıştır? Kabul etmiştir dostlarım. Bunu bilelim. Yalnız şu önemli bir detaydır arkadaşlar. 2. Mahmud Osmanlı padişahıdır. Kavalalı Mehmet Ali Paşa Mısır'ın valisidir. Padişahın bastıramadığı bir isyanı vali bastırabiliyorsa bu şunun göstergesidir. Demek ki Osmanlı Devleti zayıf. Demek ki Kavalalı Mehmet Ali Paşa çok güçlü. Peki Kavalalı Mehmet Ali Paşa Osmanlı Devleti'nden neden bu kadar güçlü arkadaşlar? Çünkü Kavalalı Mehmet Ali Paşa Mısır'a vali olduktan sonra Avrupa tarzı ıslahatlar yapacak. Özellikle ve özellikle Fransa'nın desteğiyle beraber arkadaşlar bölgede çok güçlü bir kara ordusu, çok güçlü bir donanma oluşturacaktır arkadaşlarım benim. Peki. Kavalalı Mehmet Ali Paşa arkadaşlar donanmasıyla Mora'ya gidip Yunan isyanı bastırdı. Peki ben size şunu söylemiştim. Yunan Sırplar 4 aşamada bağımsız olurken Sırplar 4 aşamada bağımsız olurken Yunanlar tek aşamada bağımsız olmuştu. Nedeni ise Avrupalı devletlerin Yunanlara karşı sempati duymasından dolayı Yunan isyanı destek olmalarıydı. Yunan isyanı arkadaşlar Avrupalılar büyük bir tepki gösterdi ve Avrupalı devletler Yunan isyanı destek olmak için geldi. Navarin'de arkadaşlar Osmanlı donanmasını yaktılar. Donanma yakmak demek tüm gemileri batırmak demektir. Peki. Aynı şekilde Rusya Osmanlı Devleti'ne arkadaşlar savaş açtı. Ve aralarında arkadaşlar 1828-1829 yılında savaş yapıldı. Peki Avrupalı devletler bakıyoruz ki Yunan isyanına büyük bir destek veriyor. Ve Osmanlı'nın iç işlerine karıştığını arkadaşlar nesidir bu? Göstergesidir. Peki Avrupalı devletler Yunan isyanına destek olmaları 1815 arkadaşlar Viyana Kongresi kararlarını çiğnediklerinin göstergesidir. Peki neden Viyana Kongresi kararları çiğnediklerinin göstergesidir? Şunu göstereyim ben size. Arkadaşlar hatırlıyorsak anlatmıştık bunu. Fransız ihtilali çıkmıştı. Fransız ihtilali sonrası arkadaşlar iki tane fikir ortaya çıkmıştı. Milliyetçilik fikri ortaya çıkmıştı. Bir de arkadaşlar demokrasi fikri ortaya çıkmıştı. Bu iki tane fikrin yayılması arkadaşlar Avrupalı monark imparatorlukların yani monarşi yani krallıkla yöneten imparatorlukların işine gelmemiş ve arkadaşlar 1815 Viyana Kongresi'ni toplamışlardı ve 1815 Viyana Kongresi'nde Avrupalı devletler tüm milliyetçilik ve demokrasi isyanlarını ne yapma kararı almıştı? Bastırma kararı almıştı. Peki arkadaşlar 1815 Viyana Kongresi'nde tüm milliyetçilik isyanlarını bastırma kararı alan Avrupalı devletler Navarin baskınını yaparak bir milliyetçilik isyanına destek olmaları 1815 Viyana Kongre kararını çiğnediklerinin arkadaşlar göstergesidir. Unutmayalım bunu, önemli bilgidir. Tamam dostlarım benim. Peki. Size bir tane soru bıraktım arkadaşlar. Bu soruyu da arkadaşlar yorumlara bekliyorum. Lütfen herkes soruyu yorumlara yazsın. Yorumlardan arkadaşlar doğru ve yanlış yapan arkadaşları cevaplayacağız. Yunan isyanına Avrupalı devletler destek olmuş ama destek olmayan devlet Avusturya'dır. Avusturya büyük bir tepki göstermiştir. Peki sorumuz şu. Avusturya'nın Yunan isyanına destek olmayarak destek olan devletlere büyük bir tepki göstermesinin
destek olan devletlere 1815 Viyana Kongresi'ne ihanet etmeyin demesinin sebebi nedir? Yani Avusturya Yunan isyanından neden bu kadar çekiniyor arkadaşlar? Yorumlara bekliyorum. Şimdi Burak Hocam olsa cevabı verdi direkt. Peki arkadaşlar, Yunan isyanına geri döndük. Rusya Osmanlı Devleti'ni 1828-29 savaşında yendi ve 1829 Edirne Anlaşması imzalandı. Arkadaşlar, 2. Mahmut dönemine ait bir gelişmeydi. Bunu bileceğiz. Peki Edirne Anlaşması'nın maddeleri nelerdir? Mora'da bağımsız bir Yunanistan kuruldu. Bilelim. Nerede kurulmuş? Mora'da. Mora'yı cebimize koyalım. Unutmayın bunu. Neden unutmayın? Kavalalı nereleri istedi? Mora ve Girit. Bak, burada ne kuruldu? Yunanistan. Bunu unutmayın. Başımıza iş açacak bu sonra. Peki arkadaşlar, Osmanlı Devleti ilk kez bir azınlık ne olmuş oldu? Bağımsız olmuş oldu. Ve Sırbistan neyi kazanmış oldu? Özerkliğini kazanmış oldu. Peki, bir tane bir bilgi vereceğim. Bu bilgiyi arkadaşlar, özellikle AYT hazırlanan arkadaşlar çok çok iyi bilecek. Şimdi, çocukluğunuzdan beri yapmak istediğiniz bir başarıyı arkadaşınız elde ederse ve sizden önce arkadaşınız gerçekleştirirse ya da çevrenizden biri gerçekleştirirse arkadaşlar, bu neye sebebiyet olur? Tamam, hani kıskançlık olur hani falan filan, ama bu sizi cesaretlendirir arkadaşlar. 1829 Edirne Anlaşması'yla Osmanlı tarihinde ilk kez bir azınlık bağımsız olmuştur. İlk kez bir azınlığın arkadaşlar 1829 Edirne Anlaşması'ya bağımsız olması diğer azınlıklara da arkadaşlar ne yapmıştır? Cesaret vermiştir. Yunanlar yaptıysa biz de yaparız demiştir. Ve Osmanlı Devleti'nde ilk kez bir azınlığın bağımsız olduğu 1829 Edirne Anlaşması diğer azınlıklara örnek teşkil etmiş ve Edirne Anlaşması Osmanlı Devleti'nde azınlık isyanının artışına sebebiyet veren anlaşma ya da gelişmedir arkadaşlar. Unutmayalım. Sevgili dostlarım, bu videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğendiysek arkadaşlar beğeni tuşuna basmayı, kanala abone olmadıysak abone olmayı da arkadaşlar unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Yeni videoda görüşmek üzere.